Teyze merhabalar, hayırlı sabahlar. Dışarıya misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçenki gelen arkadaşlarım, yeni arkadaşlarım var. Yeni var. Hepsi yeni kuracağım. Lafın üstüne bir daha laf konuşmayalım, aynı lafları konuşmayalım diyorum. Evet. Celal abiye teşekkür ederim. Bizde siyasette bir usul vardır. Hemen üçüncü sırada çıkar diyor ki, efendim, hepinize teşekkür ederim. Aslında ben çok şey söyleyecektim. Lakin benden önceki büyüklerim zaten gelen yaptılar. Onun için ben size sağlık saat diliyorum. Ben dedim de mesela der ile. Dedim Celal abi öyle yapacak herhalde. Hakikaten bizi doyurucu bir bilgiyle donattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ben mesela 1977'de bunların kayıt altına aldığını bilmiyorum. 70'te. Evet. Onu bile yanlış duymuşum yani. Hakikaten bilmiyorum. Evet, biz millet olarak efendim geçmişiyle öğlen, geleceğe efendim umutla bakan bir yapıya sahibiz. Hepimiz dedelerimizi tanıyalım veya tanımayalım. Bir şekilde konu sohbet olduğunda dedelerimizden bahsederiz. Kimi der ki benim dedem şöyle pehlivanmış, bir oturduğunda kuzu yiyormuş. Kimi der ki benim dedem şöyle ulemaymış. Efendim kimi der ki benim dedem şuymuş. Yani geçmişimizden bahsetmek bizim milletimiz için bir onur halidir. Şimdi elbette ki bahsettiğimiz yerdekiler nesep bizim geçmiş nesebimiz ama değil ama bizim bir varlığımız efendim. Bir varlığımız. Şimdi 8500 yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Yurt dışına gittiğimizde mesela çoğunuz gitmiştiniz. Bir Rotterdam kilisesinin önünde 200 metre boyluk var. Daha dün ki biz anlatamıyoruz. Evet, bu şekilde anlatımının yolunun başlangıcı sizlerle geçiyor. Eğer sizler bize ufuk açarsanız, sizler bize yol gösterirseniz biz bu yolda yürümeye adayız, deferiz. Hemen gelecek senelerde, geçmiş senelerdekiler gibi elbette ki bizden bahsedenler olacaktır. Zaten biz duymayacağız. Hemen onlardan Allah razı olsun. Hemen yine bu yola çıkarken biz çok zorladık. Bahsettiği gibi 2015 süreci efendim bu işin bir noktası. Lakin Sayın Valimizin gelmesiyle beraber de herkesin hakkını herkese idare etmek lazım. Efendim biz bu işe bizim katılık 280 olduk. 20-40-60 vatandaşlar gibi gidiyorduk. Ne yapabiliriz diye. Sağ olsun Celal Bey şehrimizi en iyi bilen bürokratlarımızdan, yine burada Mustafa kardeşimiz bu işleri gayret eden bir kardeşimiz. Şimdi bizde bir usul var. Ya gelmeyecektiniz, ne söylüyorum, ya da bu merasimi beraber yapacağız. Bizde usul mevzayı ortada bırakmak yok. Aldığımız gibi yere yerleştireceğiz. Nedir? Aldığımız gibi bu emaneti getirip Amasya halkına, Türk milletine hediye etmemiz lazım. Hep beraber. Buradaki gayret sizin, buradaki çaba bizim ön aşamada Sayın Valimizin olacaktır. Ondan sonra artık herkes kendi durumuna göre işin günahını mı, vebalini mi artık bilemem neye sahip olursa. Bazı arkadaşlar böyle üçgen laf oluyor. Böyle taktadan düşmeyince bazen diyorlar ki ya işte falan filan böyle münasebetsizler oluyor ya. Hak vermeyenler onlara da diyorum işte. Evet. Şimdi Kral Kaya mezarlarımız, Harçın Eda'mız, Amasya Kalesi'miz, şehrimizi şöyle baktığımızda
Efendim, bir güzel hanımefendinin göğsündeki gerdanı kimi süslüyor? Her şeyde hiç eleştiren birileri yok. Buna hanımefendi kusura bakmasın ya. Burada da aşık olmama geldi değil. Bu mirasa dünyanın da aşık olmamasının bir sebebi olacağını düşünmüyorum. Lakin biz narımızı piyasaya çıkarmamışız. Bizde bu var, bir gelin görün. Evet, hele hele ben her zaman söylüyorum. Geçen de birkaç tane profesör arkadaşımız da vardı. Efendim, bu şehrin ortasını bir yeşilime katıyor arkadaşlar. Dışarıdan gelen arkadaşlar var mı? Yani Amasya'ya pek bilmeyenimiz var mı? Yok. Bilenlere söylüyorum şimdi. Bilmeyenler zaten biliyor da. Okuduğumuz mekteplerde, okuduğumuz coğrafya kitaplarında herkes gidip bakabilir. Dünyada bunun eşi, emsali yok. Şehri ikiye bölüp özgün ağırlığıyla akan tarımda, sulamada şehrin menfaatinde bulunmadan sadece gözlere ve ruhlara renk zevk vermek için akan Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti, bir hikmeti, bir bereketi olarak akan durmak dünyada değil. Farkında değilsiniz belki bunu. Sen farkında mısın hoca? Her dünyada oturuyorsun. Bizim arkadaşlar çok kalır. İşine gelmedi. Evet. Onun için yine Erman kenarındaki Hatunya mahallemiz, Elgis mahallemiz, efendim. Bunlar tarihi bir ayrı özellikleri olan ayrı ayrı pazarlanması gereken yerler. Efendim, yine Osmanlı'dan günümüze yadigar olan Necdet camilerimiz var. Minarelerimiz var mesela. Burban Minare. Değil mi? Selçuklu'nun son eseri o. Kimin abi? Selçuklu'nun. Bulmalı onları. Etrafımızda yok. Evet. Gökmetrize Camii'miz. Yani ibadethanelerimiz vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliriz. İşte. Ferhat Reşit'imizi çoğaltırız. Evet. Daha bunu birçok manada yürütebiliriz. İşte şeydeki efendim İlhanlar'dan kalan efendim eşi Yıldız Hatun'a yapılan kapının girişi. Oradaki mana arkadaşlardan dinledim. Tabi bunlar günümüze ulaşan sanat eserleri. Bugüne kadar durmadan dökmeden getirmişim. Bugünden sonra bunu şehrimizin bir elçisi olarak değerlendirmeliyiz. Şehrimizi bir marka şehir haline getirebilmek için elimizden gayreti biz Sayın Valimizin başkanlığında ve benim gönül açtığımda elimizden gelen gayret göstereceğim de şunlar da olsun. Şimdi size bir şey söyleyeyim. 8500 yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Benim İstanbul'da bir otelim var. 1600'lerde yapılmış. 1775'lerde bir tadilat görmüş. Evet. Biraz biz bunu yayınladık. Dedik ki işte İstanbul'u efendim tarihinden görmek istiyorsanız İstanbul'u burada ne olmuş diye özümsemek, anlamak istiyorsanız en azından 1775'teki depremde nereye ayakta kalmış onu görmek istiyorsanız bize misafir olabilirsiniz. Bir arkadaşlarımız var. Orayı benim üst senede efendim yaptım. Emin olun. Hiçbir şey yok daha böyle tonoz duvarlar var. Buna bakmak için insanlar akın geliyor. Şimdi ben orayı gördüğüm için ve 8500 yıldan bahsettiğim için önce suçu kendime vuruyorum.
Şu an hızlı batırıyorum. Kasap kesme yapabilir mi? Ondaki dertleri duysa, ondaki sevdayı duysa, acaba buna kıyabilir mi? Aynen Karakoy'un misali gibi. Biz de Amasya'nın gözüne bakıyoruz. Siz bizdeki sevdayı bir bilseniz, hep söylüyoruz, uçakta gidiyoruz. Bir bilseniz, sevdamız emin olun, sizlerin adına, Amasya'nın geleceği adına, Amasya'ya kurduğumuz hayaller tamamen Amasya'nın adına. Burada bizim şansımızla alakalı, ben bu şehrin tabi bir evladıyım, bu şehrin sevdalısıyım. Hemen bu şehirde başarabilmek için elinden gelen her türlü hayreti göstereceğimden, duruşu göstereceğimden, tavrı sevgileyeceğimden, adaletsizliğe, haksızlığa fırsat vermeyeceğimden hiç kimsenin de şüphesinin olmaması lazım. Bazen kendi kendime söylüyorum. Hani diyorlar ya, aşk söyletir, gam ağlatır diye. Ben kendi kendime şiirler yazıyorum şimdi. Ben ne oldum, neyim diye de düşünüyorum. Sonra bakıyorum ki, evet, ama siyah kara sevda almışım. Bu sevdam demek, ayrılamam demek değil. Ben kendimi biliyorum, traktadan bir keser, Allah'a ısmarladık, tebliğlerim. O kadar da sıkıntı yok. Öyle bir tercihimde, zinhar başkaları bu işin başka değerlendirmesinde, ben ne zaman makas vuracağımı bilirim. Burası biraz pazarlık oldu. Evet. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şunu bilmeni istiyorum ki, ben Amasya için belediye başkanından ziyade halim. Bunu böyle kapıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle bu işi başaracağız. İnandı, karar verdi ve başaracağız.